Merhaba arkadaşlar, bu Kitle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım, izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Şöyle biraz çekeyim çok yakın olmuş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım link üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Bu link 0533 031 0132 telefon numarasını WhatsApp linkidir. Tıkladığınızda yazarak iletişime geçebiliyorsunuz benimle. Ben fincanımı kaparken izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdiği niyetlendikleri konularla ilgili bir an evvel gerçekleşsin inşallah diyor. Ve bu şekilde kapatıyorum. Sizlere de göstereceğim. Temiz gözyaşlarınız tertemiz. Yansımış şekilde görüyorum ki... Umarım güzel söylediklerim gerçekleşsin. Falınız temiz diyebilirim. Güzel bir enerji aldım açar açmaz. Tabii ki de her zamanki gibi. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Her geçen gün büyüyoruz. İyi ki varsınız diyorum hepinize. Azerbaycan'dan özellikle bize selam söylemelisin, söylemelisin, söylemelisin diye bir sürü mesajlar alıyorum. Yüreğinize sağlık, sağ olun. Birçok ülkeden izleniyoruz. Ben izleyen bütün arkadaşlarımı selamlıyorum buradan. Bilginiz olsun. Selamlarımı da iletmek istedim. Şimdi geçmişle alakalı gördüğüm kısımlara gelince ben gördüğümü mutlaka özet de olsa geçmiş kısmı e, yorumluyorum. Bugün biz nasıl biriyiz? Geçmişte yaşadıklarımızın sayesinde ya da yüzünden. Bu ikisi. O yüzden de söylüyorum ben geçmişteki durumu. Şimdi özellikle şöyle. Ya bir insan şey harfinde gibi görünüyor şapkalı biri gibi çıkmış. Bir konusuyla ilgili şapka çıkartmış karşınızda gibi. Ee, ayaklarınızın altına doğru eğilmiş bir hata yapmış ve pişman ayaklarınızın hizasında duran bir insan. Öncelikle falan böyle bir başlangıcı bu görsel var. Sonrasında dört kişi sanki bu iki kişiyi E harfi ve Ş, Ç, E harfleri var gibi arkadaşlar. İki kişi Toplamda 4 kişi olarak konuşma hali var. Belki şans ver toparla dermişçesine bir şekilde toparlanmak adına. Ee, bunun dışında hakikaten şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar. İlk başta ayağınıza eğilen bir insan gördüm. Şimdi de elinizi öpen bir insan görüyorum. Bu şu demek yapacağınız yardımlar kişileri sevindirecek ya da yaptığınız büyüklüklükler var ve size yapılan maalesef hatalar var. Aslında burada giden kimden gitmiş? Tabii ki de sizden gitmiş ama gönlünüzde çok erdemli olduğunuzu görüyorum. Bir malla alakalı yakın geçmişte özellikle iki kişinin karşılıklı konuştuğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi o kadar kendine emin bir insan olarak çıkıyorsunuz ki burada başınızın üstünde tuttuğunuz bir insan var. Bu malla alakalı haklıdır. Gözüm kapalı güvenirim dediğiniz biri var. Yani bariz onu savunuyorsunuz bariz onu destekliyorsunuz parayla ilgili ha burada ne var maalesef ki ayak oyunu bir ayak oyunlarından dolayı bir paranızla ilgili ama sizin baş tacında tuttuğunuz insanın söylemleri belki e, bu parayla ilgili olan kişiden başka ise bile hayır diyorsunuz yani benim ben bu kişiye kefilim asla yalan atmaz ben o insan ne derse ona inanırım dediniz baş tercih ettiğiniz biri var e, ve sizin yanı sıra sizle beraber biri daha destekliyor bu kişiyi. Bu paranın ucundan tutmuş ve bırakmayacak. Bu ayak oyunlarına papuç bırakmayacak azimde biri. Yani eşinizin bu parayla ilgili e, papuç bırakmayacak azimi var. Ama sizin desteğiniz çok fazla. Yanı sıra annesinden alıyordur. Sizden alıyordur. Evladından alıyordur. Bilemem ama böyle bir durum içerisinde olduğunuz bir yakın geçmiş dönem gösterdi ki. Su testisi gibi omuzları almışsınız başarınızı. Hakikaten ben burada birbirine yani şöyle. Sizin direttiğiniz bir konu var ama kadın Adama şükür ediyor adam kadına aşık böyle bir görsel söz konusu bu çiftin ayrılığı söz konusu değil yapılanlar var ama çevrenizdeki erdemliğiniz fazla kalbiniz kırılmış çünkü sizden giden gitmiş maalesef ki fakat mücadeleci ruhunuz affeden vicdanınız maalesef sizi böyle yıpratmış mı geçmişe baktığım zaman yıpratmış. Destek olmuşsunuz. Aslında şey hak ettiğinizi de alacaksınız, almışsınız gibi görünüyor. Özellikle bugününüz ve mesela şöyle sanki Haziran'ın 10'una kadar hayatınızda neyse o. Parça parça alacağınız haberleriniz, parça parça alacağınız kısmetleriniz sizi sevindirecek gelişmeler var. Savaşçı bir ruhunuz olduğu için hani ailece mutluluk hmm, Almanız gereken mirasınızı almışsınız işinizi kurmuşsunuz önünüze bakacaksınız dermiş gibi ya da belli bir süre beklemem gerekiyor start veriyorum haziranda dediğiniz bir durum içerisindesiniz ama bu bir hazirana kadar ki beklediğiniz beklentilerinizden gelecek haberleriniz sizi mutlu ediyor diyebilirim arkadaşlar. Şu hazirandan sonra bir karışacak mısınız baktığım zaman ya bazı insanların tılsımlıdır ya böyle ee, nasıl tarif edebilirim onu. Ya kısmetlisiniz arkadaşlar gönül gözü açık mı kalp gözü açık mı bereket mi kısmetli bilemiyorum. Ama sonuç olarak benim sizde gördüğüm enerji ee, helal süt emmişsin dersin ya birine sizden ya bu falda gerçekten böyle bir enerji alıyorum. Yani o, o kılpayı e, şans e, eseri kurtulma halleri çok fazla. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz sırtınızı almışsınız çuvalınızı geleceğe bakıyorsunuz çatışmalar yaşadığınız fikir çatışmaları olduğunda e, ne olursa olsun sizdeki aldığım enerji şu hani şey derler ya mezardan atam çıksa ben ne diyorsam odur kimseyi e, hiçbirine eyvallahım yok hele hele bir doğru söz konusuysa o yüzden de e, şöyle söyleyebilirim eee sizin haziran ayınız şöyle bir karışıklık evet bu mücadeleniz evet sırtınızı yükünüzü almışsınız karşınızda bir insanı tutuyorsunuz bir hesap soruyorsunuz işte o kişi hesap sordunuz. E ve A harfleri var karşınızda hesap sorduğunuz kişinin arkasında duran iki kişi var bu iki kişiyle alakalı ee, o iki kişi dolduruyor onu ama bir ordu olsa ne fayda dediğiniz bir dönemdesiniz. Aldığınız kararları uygulayacaksınız ve karşınıza çıkan her kimler ise kimler olacaklarsa asla sizi yıldırmayacaklar. Arkadaşlar savaş ve diren sonrası senin e, ferahlığın diyor bu fal bana. Kısmetli bir insan olduğunuzdan eminim korunuyorsunuz. Hatta aldığınız bir yeni karar açtığınız bir yeni sayfa gidecek olduğunuz yeni bir şehir yeni bir iş bir değişim var yanınızda bir partneriniz var hatta sizi destekleyenleriniz var. Bakın şimdi aldığım enerji ve sonrasında bakar mısınız? size sebat eden üç insan çıkmış meyillendirmiş yani sizin bu konuda hani o, o ne diyorsa o diyorlar ya o kesin dürüstlüğünüz ve helal süt o kadar baskın ki hani e, ne diyebilirim burada nasıl bir örnek versem acaba gördüğüm enerjiyi ya çok net yani onda asla yalan olmaz gözün kapalı teslim et hani böyle o, o sizi görüyor ve etrafınızdaki üç kişi sebat ediyor Hatta arkalarında 3 kişiyi bırakıp da yanınıza geliyorlar arkadaşlar. Yani eşiniz, çoluk, çocuğunuz, güç sizde. Dedikleriniz doğru. Haklı çıkmışsınız. Anlaşmalarınızı yapmışsınız. Ailece 4 kişilik bir aile şeklinde yeni bir yola gidiyor. Geçmişten çıkıp gidiyor gibisiniz yeni bir işinizdir dediğim gibi yeni bir şehirdir yeni bir karardır ama o uykusuzluk ve ikilemler kesinlikle geride kalmış sizin adınıza hayırlı bir dönem Haziranı atlatın bundan sonra karada ölüm yok dediğiniz çok kısmetli bir dönem ki gerçekten de gelecekten çok fazla ümitli olduğunuzu da görüyorum arkadaşlar şimdi şöyle ben size bir de tabaktan devam edeceğim e bakın tabağınız bana neler söylüyor onu Hemen göstereceğim akması bitsin diye bekliyorum. Kaderiyle de çok fazla ilgilen yani bozmayayım, etkilemeyeyim falanızın diyorum. Şimdi arkadaşlar paranızla alakalı yani ben sizi sürekli Alaaddin'in sihirli lambasından 8 rakamında çok net görüyorum. E, Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan böyle bir cin vardır ya hani dile benden ne dilersen sizi kendinizi görüyor musunuz? Üstünde bir, bir insan üstündesiniz. Para altınızda kalmış. Aç tarafı inanılmaz temiz. Ay ben hani bazı fallarda şey diyorum arkadaşlar. Dile diyorum çok iste, marka ver, villa iste, ev iste mi? Hani bazı kısmetli fallar var ve o, o döneme giriyorsun sen diyor. Önün açık resmen bakın şimdi. Şimdi sizi iş tarafında zirvede görüyorum. Size hayranlıkla bakan birini görüyorum. Bir ağacınız çıkmış. Paranın üzerine kısım kısım çıkmış. iki kişiden sonrasında. Biriyle karşılıklı konuşmanız ve zirvenin sizin oluşu. Önünüzün aydınlık oluşu. Sadece ileride Bak, durumu toparladı diye bakışmalar ve sizin adınıza sizin hanenizle ilgili söylemler nazara dönecek olan söylemler ama üç parça dileğiniz üç parça dileğiniz o kadar temiz ki işte şu olsun diyorsunuz olacak aşta şu olsun diyorsunuz olacak özellikle de hanenizin ortasında şu olsun diyorsunuz ya olacak diyor bu fal bana. Bana deseniz ki Buket Hanım ne zaman ya bunlar ne, ne güzel şeyler söylediniz. Vallahi güzel şeyler. Şunu söyleyebilirim size. Bu üç dileğinizin hayatınızda olsun sorularınız çok ferah. Yani dilediğiniz, istediğiniz neler ise Ağustos sonrası hepsi tek tek sizin. Aşkla ilgili güçlü, kudretli bir insan tarafından desteklendiğinizi görüyorum. Hayallerine kavuşmuş bir kadın gibi S harfi çıkmış burada. Ne olabilir, S olabilir. 3 rakamını da çok net görüyorum. Ağustos'un 3'ünde resmen sarmaş dolaş bir çift var. Güçlü, kudretli bu insanın kısmeti fazla diyor ya bu fal bana. Kısmetli bir insansınız. Beklediğiniz haberler güzel gelir. Parasal gelişmeleriniz fazla olacak hayal ettiğinizden de fazla. O yüzden çok dileyin, çok isteyin. Gerçekten öyle. Sizin önünüzde Ağustos'tan sonra hayatınızın şey gibi hani ben o, e, onu meyledim meleğim aslında derler ya. Işte, Ağustos'tan sonra hayatınız o. Ben edindiğim, edindiğim, yaşadığım, yaşadığım hayatımı kurdum, mutluyum, mesudum. Der gibi çıkmışsınız maşallah dedim açıkçası. İnşallah arkadaşlar güzel söyledin her şey gerçekleşsin. Bu fala kendime de niyetlendim. Güzel çıkın her falı sonradan kendime niyetleniyorum. Biraz işin uyanıklık kısmı sanırım bu. Arkadaşlar çok güzel bir enerji aldım. Bu fal için niyetlenerek açtığınız ne varsa niyetiniz hepsi gerçekleşsin. En kısa zamanda inşallah diyorum. E, falımın sonuna geldim. Ben videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Bunun yanı sıra bu ketanın bir size nasıl ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz. Bu Kete Kahve Falı Instagram hesabından ulaşım sağlamanız mümkün. Aşağıda bıraktığım telefon linkinden 0533 031 0132 arkadaşlar WhatsApp linki bu. Tıkladığınızda WhatsApp'tan telefonunuzdan ulaşmış olacaksınız bana. Ee, sadece yazarak iletişime geçmenizi rica ediyorum sizden arayarak değil, bunu belirteyim bunun dışında Herhangi bir ricam aslında yok bana ulaşmak isteyen arkadaşlarımdan. Ben sabah 10'da akşam 7'de mutlaka iki ayrı fal videosu yayın alıyorum biliyorsunuz ki. Azerbaycan'dan arkadaşlar bana selam istiyoruz sizden diyorlar. Ben de dünyanın birçok ülkesinden izlendiğimizi biliyorum. Hepinize selamlar, kucak dolusu sevgiler buradan. Her geçen gün büyüyoruz. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldılar. Hepiniz iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Gönlünüze sağlık diyorum bunun dışında süreçle alakalı zor bir dönemden geçiyoruz. bu zor dönemde yaşamak insanların umudunu da çok büyük oranda baltaladı. Ama süreç dedi ki bize sen önce sağlık ondan sonra su yolunu bulacak. Sen sağlıktan haber ver. Biz bunu öğrendik bu dönemde. Kısa sürer sanmıştık. Bu kadar uzayı can birimiz tahmin et, öngörmüyordu. Maalesef hala. Umarım bayram sonramız en büyük bayramımız olsun diyorum. Hepimiz adına sizler için ben de duacıyım birbirimizin dualarında olalım. Gönüllerinizden geçirdiğiniz güzellikler gerçekleşsin diyorum. Gönüle ekilen, gerçekten atılan tohumların hepsi e, önemli, insanın neyle yaşayacağını belirten şeyler olduğunu düşünüyorum. Gönlünüze ektiniz güzellikler sizlerin olsun. Ben kesinlikle ilahi adaletten yanayım. E, ve bir kişi bizim canımızı yaktığında bedduadan duadan korkarım. Enerjisi döner dolaşır beni bulur derler beddua için. O yüzden sizi üzen insanlara gönlünün ekmeğini yemesi konusunda ilahi adalet teslim etmeniz yeterli diye düşünüyorum. Size de temennimdir. E, i̇lk gün itibariyle sloganım gibi oldu zaten. Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. E, bu dönemler sınav geçecek inşallah arkadaşlar. E, gerçekten hayat merdiven gibi çıkması zor inmesi kolay oluyor ve sınanmaya devam ediyoruz. Dün sınandık, bugün sınanıyoruz, yarın sınanacağız. Arkadaşlar herkes gerçekten umudunu, gardını yitirmesin. Bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden herkes umudunu, en büyük gardını dinç tutsun diyorum. Şu üçünü ben her zaman yapıyorum biliyorsunuz ki. Şimdi başta sağlıkla kalmanızı temennisinde bulunuyorum. Süreç şakaya gelecek bir süreç değil. Dikkatli olmakta fayda var. Sağlığınıza dikkat edin. Fakat zorunlu olduğumuz kısıtlamalarla alakalı psikolojimiz ciddi oranda artık umudu baltalanan ve umutsuz bakan kişilere haline dönüştük. Umudunuzu yitirmeyin. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle gardınız, umudunuz olsun. Kesinlikle umudunuzu yitirmenizi istemem. Ee, sağlık yerinde ise su yolunu bulacak. Yarınlardan umudumuzu yitirmemeliyiz. Bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da sürprizler bizi bekliyor. Güzel e, gönlümüzdeki güzellikler bizi bulsun temennim. O yüzden de her zaman diyorum ki Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Gönlünüze güzellikler ekin tümü de sizin olsun en kısa zamanda arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için e, çok çok teşekkür ediyorum ben size. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.